Esenlikler. Bu videoda Türk Milliyetçi Sosyalizminden bahsedeceğiz ve daha doğrusu 6 ilkesinden bahsedeceğiz. Tek tek önemini ve anlamını anlatacağız. İsterseniz ilkelerden başlayalım. İlk ilkemiz militarizm. Neden militarizm? Çünkü ordunun devlet yönetiminde önemli rol oynamasını doğru buluyoruz ki Türk tarihinde hep böyle var olmuştur ve Türklerin düzeninde ordu yönetimde mutlaka önemli, en önemli rollerden birisi oynamıştır. İkincisi, milliyetçilik. Burada Türk milliyetçiliğinden bahsediyoruz. Türk milliyetçiliğin zaten anlatmaya gerek yok. Önemini de anlatmaya gerek yok. Ulu Önder Atatürk de ben doğrudan Türk milliyetçisiyim de kendisi de demiştir. Türk milliyetçiliğin zaten Türklüğe hizmet demek kısacası. Diğer ilkemiz Turancılık. Neden Turancılık? Çünkü Turan Birliği çok önemlidir. Yani sadece Türkleri değil, Türklere akraba olan halkları da kapsayan bir birliktir. O yüzden Turancılığı önemsiyoruz ve Türk dünyası için, Türkiye için faydaları olacak ve önemli bir ilkedir. Diğer ilkemiz Türkçülük. Türkçülük zaten özü savunmak. Yani Türk için, Türk tarafından Türkiye göre yapmak ve daha doğrusu, daha da önemlisi öz Türk değerlerini savunmak, değerlerini savunmak ve o değerlere sarılmak. Yani yabancı değerlere bir karşılıktır Türkçülük. Türkçülüğün önemi çok büyüktür bizim için ve ana temelimiz Türkçülüktür bizim. Diğer ilkemiz köycülük. Neden köycülük? Biz köylere önem veriyoruz. Köyler çok önemlidir. Eğer köyler gelişmişse o halk, o ülke gelişmiş demektir. Ve inşallah bir gün köy enstitüleri geriden kurulur. Onların yani o sistemin kaldırılması Türkiye'yi ve Türk köylerini çok geriye atmıştır. O yüzden ilkelerimizden birisi köycülüktür. Bir diğer ilkemiz de sosyal adalet, sosyal adaletçilik. Neden sosyal adalet diyoruz? Çünkü sosyal adaletin olmadığı yerde zaten adalet de yoktur, olmaz da. Bugünkü ülkemizde sosyal imkanlar doğrultusunda ister maaşlar konusunda, uçurumu konusunda çok büyük adaletsizlik vardır. Bu adaletsizliğe karşı bizim ilkemiz sosyal adaletçiliktir. Gelirler arasında bu uçurumu kapatacak ilkelerden birisi de sosyal adalettir. İşte Türk Milliyetçi Sosyalizmi bu 6 ilkeden ibarettir. İlkelerin önemini kısaca tek tek anlattık. Siyasi görüşümüz, ideolojimiz bu ilkelerden oluşmaktadır. Ve Türkiye'de kurulsaydı çok büyük faydalar olacaktı. Türkiye devlet için, işte halkımız için, Türk milleti için çok büyük faydalar, avantajlar sağlayacaktı bu düzen. İnşallah bir gün belki de kurulur. Belki de Türk milleti, Türk dünyası Türk Milliyetçi Sosyalizmini bir gün seçer ve bu sistemin gücünü görür inşallah diyoruz. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Bu video kısaca bunun içindi, bu konu içindi. Sorular olursa cevaplarız veya konu olursa o konu üzerine yeni videolar yaparız. Esenlikler, iyi akşamlar.